Şimdi sen geçen burada şey yapacağız. Threadlerde semafor denen bir kavram var. Semafordan bahsetmek istiyorum. O yüzden şöyle doldurma kaç oldu ya? Birkaç tane daha koyalım ya. Bol bol olsun işte. On tane mi oldu? 3, 6, 9. 9 tane, 9 tane. Bunların hepsi bir thread, hepsi farklı iş olacak. Ve bu işleri aynı anda yürüten bir tane şey yapacağız. Bir de şey, threadlerde parametre gönderme kavramına bakmak istiyorum. Parametre nasıl göndeririz? Sen ne yapabilirsin emitüre? Yaz. Void, aslında şöyle şuradan bir başlayalım. Thread TR eşittir new. Şuraya bir şunu bir yazayım bir dakika. Söylemiş miydim? Evet. TR alt yazılmış. Doldur. Cemal sizi de doğru doğru. Ne hangi senin doğru? Senin dediğin. Bir de shift telefon muydu? Alt shift telefon. Evet oğlum. Start dediğim zaman benden içeri ne istiyor? Parametre ama object istiyor. Yani dolayısıyla threadler sadece object bir tane parametre alıyor. 50 tane parametre yazamıyorsun. Bana 50 tane parametre ihtiyacı var. Ne yapacağım diyorsan artık onları sıklıklarla böleceksin, keseceksin, öyle göndereceksin. Arada yıldız koyacaksın, yıldızlardan böleceksin falan. Dolayısıyla thread sadece bir tane parametre alıyor. O parametre de object oluyor. Şimdi benim object parametrem şey olacak. Object pb bar diyeyim. Progress barları alacağım ben bu içeriye. Tabii bu progress barları ben tekrar convert etmem gerekiyor. PG eşittir. Dışarıdan gelen S progress bar diyorum. Bu not ne yapıyor? Bu da progress barı çevirdim. Neye? Ha, boxing armor'ı kesetmek de diyebiliriz bunu. Hani objectten çıkarttık işte değeri. Başına şey yazsak da oluyor değil mi? Parantez içerisinde. Evet. Progress. Benim buna alıştı ya. Hani parantez falan daha zor geliyor. Şurada bir for çevirelim. 101'den küçük olacak. Progress bar'ın value'su eşit iyidir diyeceğim. Yalnız aralarda bir uyutayım ben bunları. Arada bir uyusun ama ne kadar uyusun? Rastgele bir süre uyusun. Çalışmıyor değil mi o sekreterim? Beklemeyi alıyor. Bunlar sebebinde... Açıyorsun ha? Bana bir saat çıkıp şuradan hata vermiyor. Nerede vermiyor? Veriyor. Render nokta next işte 1 veya 100 ile 5 saniye çok olur lan. 5 saniye diyeyim. 5 saniye arasında rastgele bir sayı alsam o kadar süre beklesin. Her turda farklı bekleyeceğim işte yani aynı süre beklemeyeceğim. O zaman çok mu olur ya? Ben şu 3 gün yapayım ya ben şimdi emin olamadım ondan. Sonra bu böyle dönecek. Sleep neydi? Beklemeyi almak gibi, uyumak gibi. Ve diyeceğim. Sen şey çalıştır, neye çalışacak? Progress var. Biri. Gönderiyorum parametre olarak. Buradan da onu çalıştıracağım. Var mı sıkıntımız? Sana geçelim. Sonra şöyle olsun. Hop hop hop.
Ya yaparız ya, progress bar'da for each dönüş yapardık da. Ben gözüksün yani böyle tercih ettim ya. Olmam ya. Yok, ben bakayım, evet. Bunun hepsi şimdi stat olacak. Çalıştırayım. Tabi patlayacak. Evet. Hep aynı hatayı yapıyoruz arkadaşlar. Bu kontrol yazmanın çıkıyor da ben neyse böyle alıştım bana. Abi formda olan bir şey değil mi hocam? Kontrol. Evet, orası kontrol. Şimdi hepsi aynı anda çalışıyor. Yani benim kaç tane işim varsa tüm işleri çalıştırdım aynı anda. Tabi bu da benim bilgisayarımda yoğunluğa sebep oluyor. İstiyorum ki ben bunlar işte 3'er 3'er çalışsın, 2'şer 2'şer çalışsın. Hepsi aynı anda çalışmasını istiyorum. Bunun için yapacağımız iş bu. Şurada 3000 çok olmuş ya. 1000 yapayım da hızlı hızlı dönsünüz. Bakalım şimdi nasıl oldu? Hı, en azından bitecek bir kıvamda gidiyor şu an yani. Evet. Semafor nasıl çalışır? Semafor da log object gibi bir şeydir. Semafordan bir tane object alırız. Semap'li. Initial count diyor. İşte tanımlama sayısı kaç tane diyorsun? 2'dir diyorum. Maksimum eleman sayısı kaçtır diyorum? 2'dir diyor. Oldu mu? Başlangıç 2, toplamda 2'dir diyor. Yani maksimum çalışacak eleman sayısı 2 olacak hep. Bir de başlangıçta 2 tane. 2 tane aç diyorum, ondan sonra çalışalım. Yani ilk başına 0 yapabiliriz, sorun değil yani. Fark etmez. Veya da buraya 1 yapayım. Yalnız burada birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Her metot çalışırken başında semafor objekten wait 1 demesi gerekiyor. Wait 1 ne demek oluyor? Wait 1 şunu diyor. Çalışabileceğim bir kişilik yer var mı? Sorusunu soruyor semafora. Semafor şuna bakıyor. Çalışan var mı yok mu kontrol ediyor. Eğer çalışan yoksa tamam diyor, sana izin veriyorum. Çalış diyor ve gidiyor buraya, bir yazıyor içine. Tutuyor yani, çalışan var diyor. Ve herkes giderken semafor objekte şunu diyor. Ben rezil ettim. Esprisi. İşim bitti. Gidiyorum. Bunu duyan semaforda başka wait 1'da bekleyen threadlere bir kişilik yer var, hadi geçin şeklinde uyarı gönderiyor. Hangisi? Semaforda. Şimdi semafor, bir semaforda değil. Evet. Kişi çalışacağını mı bilir? Ne yapıyor? Semafor şunu yapıyor. Şuraya 2 yazdığım için maksimum 2 eleman çalışacak diyorum. Tamam. Yani ayarlamayı ona göre yapıyorum. Wait 1? Wait 1 mesela bak şöyle yapalım. Şimdi kimse çalışıyor mu daha load'da? Daha çok. Çalışmıyor şu an. Semafora diyorum ki iki kişiyi de rezet. İki kişi çalıştır. İki kişi çalışan burada doldu değil mi iki kişi? Ama ben hepsi aynı anda start ettiğim için bu elemanları. Sadece hepsi başlıyor. Hepsi wait 1'a giriyor ve bunun iki tanesine onay veriliyor. Ha, tamam. Çalışıyorlar. Bir tanesi daha önce işini bitirdi. Hı-hı. Semafora diyor ki benim işim bitti. Semaforda başka bekleyen bir tanesini gönderiyor. Hemen simül edelim. Baştaki bir mi oluyor? Baştaki. Hop niye 3 açtı ya? 3 tane ya. 0, 1, 2 miydi? Yok 2 aç dedim. Bu da o 1, 2 yazdığınız yeri. Ne hocam o 1, 2 yazdınız? Ne? 1, 2 yazdınız. Oraya 1, 2 yazdınız. Sıfır yapalım. Sadece 2 yazar mısınız? İstediğin yer mi? Ne? 2 yazar mısınız sayfa? Buraya mı? Evet, sen bak. Dur ver ya. Hop F5'e basın dedi ya, dur. Arkadaş bu da çok pis bir şey ya. Çarpıya basmayı halletmemiz lazım. 2, 2. Şimdi bak 4 oldu. 2 açılışta açıyor ya, ben de 2 açtım burada. Sadece 2 yazar. Yok tek yazamıyoruz, çift yazıyoruz ya.
Ben buradaki açtım, 2'de bu açtı açılıştan. O yüzden 4 oldu. Şunu 0 yapayım da. Şu açılıştan hiç açmasın, ben kendim açmış oldum. Şimdi iki eleman çalışıyor. Başta anlatır mısınız hocam? Vay arkadaş ya. 10 dakikada anlatıyorum arkadaş. Neresi? Kalktı mı? Hocam demin iki tane geniş. Yok demin burada... 3 tane çalıştı. Nasıl? Şu bak, bu demin 1 yazıyordu. Tamam. Açılışta 1 aç dedim ya. 2 tane ben burada açtım. Ha, ilk 3 oldu. İlk açılış. Evet evet, ilk şey. Bunun esprisi çok fazla işi aynı anda yaptırmamak için. Tamam. Şimdi 2 tane çalışıyor. Bir tanesi bittiği zaman diyecek ki benim işim bitti. Bakalım. Kolay gelsin. Evet, başka bir tanesini giriş için onay verecek. Mesela şu önce bitecek gibi. Hatta önce bitecek gibi duruyor. Tamam. Tamam bitti. Bak bu bitti. Üste gibi başladı. Başka bir tane çalıştı. O bitecek. Üste gibi bitti. Onun üstteki başladı. Ha, denk geldi de hani üstteki muhabbeti. Evet. Yani rastgele başka bir tanesi çalışıyor. Dolayısıyla burada çok fazla işlem parçacığına böldüysem hani bilgisayarı yormamak için belli bir sayıda dönmesini sağlıyor. Şimdi doldurumun içine geliyor. Wait bana, server nokta wait bana geliyor. İki tane yalıyor. Evet, geri kalan tüm threadler wait one'da bekliyor. Hani kodla ilerlemiyor. Wait one'da yani duruyor. Yere de almak zorunda değil mi? Wait one'da. Evet. Ya hayır, yer varsa diyor işte. Yer yoksa mı? Wait one içeride çalışan var mı yok mu diye bakıyor. Eğer çalışan yoksa geç diyor. Çalışan varsa beklesen biraz burada diyor. Şimdi kaçta? O da bitiyor. Ya benim bir şeyi kavrayamadım. Şimdi biz burada aynı kodu yazdık. Tüm progress barlar için. Evet. Hepsi aynı anda bitmesi gerekmiyor mu o ikisinin? İşte wait one'da bekliyorlar diğerleri. Ben burada dedim ya. Bak şurada yazdığım 2. Evet. Maksimum 2 kişi çalışacak diyorum. Dolayısıyla diğerlerini çalıştırmıyor. Şey dediniz ya siz. Hani biri bitip mesela iki kişiden biri bitti, direkt yukarı geliyor dediniz. Evet. Hayır. Öyle olmaz ki o zaman. Çünkü burada dediğiniz mantığa göre ayrı olur mu? Nasıl? Benim. Çünkü hocam mesela hani iki kişiden biri bitiremez. Tamam bak, alttaki bitirecek şimdi. Şey de diyor galiba. Ama olmaz hani ki. Biz de hepsini bir aynı anda şey yaptık ya, bitirdik ya. Ya bu semafor şey ya. İkili yaptırıyor. İkili yaptırıyorsa ikisinin aynı anda aynı başlayıp aynı anda. Hayır, hayır, hayır. İşi aynı anda başla. Bak, şuna bak. Ben burada sleep dediğim süre farklı sürekli. Hani her turda farklı bir bekleme süresi olduğu için. Ha, kimde küçük 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 gelir. Muhtemelen aynı biterdi ya aşağı yukarı. Yine fark edebilir de. Açılış da neydi hocam? Açılış değeri. Açılış başlar bir tane. Üç tane başlar da diyebiliyor muyuz? Tabii diyoruz. Açın bir şey daha yapacağım. O başlayan thread for'un içine giriyor değil mi? Giriyor, hepsi giriyor. Tamam, ama hepsinde aynı değeri alıyor. Nasıl yani? Hayır, hepsinin progress bar 1, 2, 3, 4 diye alıyor. Oraya 3 dersek baştaki... Maksimum geçince hata veriyor ya. Yani 2 yazmış şu üstte, değil mi? Evet. 2. Orada 3 mümkün 2 dersek şey hayır, maksimum değeri geçemez diye hata veriyor o zaman. Yani bu şuradan attırabiliyorsun da şuradan maksimum değeri geçecek bir sayı veremiyorsun. Anladım. Semafora 0-2 demişsin, yukarıda 1-2 demişsin. Evet. Başlangıç değeri maksimum değer. Evet. 2 tane içeri gönder diyorum. Ha. Yani hayır bak mesela maksimum 2 olmasına karşılığında 4 gönderebiliyoruz. Ne farkı var onda? 4 çalışıyor. O aşağıya niye ihtiyacı var? O kendi otomatik yapmaya kalktığın zaman şey yap diyor. Ha yok, hata veriyormuş, yanlış hatırlıyormuş. Maksimumu geçemiyoruz. Şu maksimum sayı geçmeyeceğiz yani. Hocam bunu 4 yapıp oraya 2 yapar mısın? Buraya mı 4 yapayım? Aşağıya. Yaptım. Yani, 2 tane mi çalışıyor? Bak tamam bakalım. Şimdi 2 tane zaten çalışıyor. Ben 2 tane açtım ya. Evet. Maksimum 4 ama hala şu an 2 tane açtığım için diğerleri gelemedi. Benim de burada 4 açmam lazım ki şey yapsınlar. 3'e. 4'lerle çalışsınlar. Ama 2 ile başlıyor. Yok çıkmaz. Şöyle yapabilirsin ama. Bak şunu kapatayım.
Şuraya 4-4 yazarız. Şimdi 4'lerde 4'lerde çalışacak. Hani maksimum 4'e kadar gönderebiliyorsun işte. Kaç gönderirsen öyle gidiyor. Bunlardan bir tanesi biterse... Bir tanesi biterse başka bir tane çalışacak. Bir tane çalışacak mı? Sen şu biter, ondan sonra 4 tane daha. Bir tanesi bitince bir tane, bir tane bitince bir tane açıyor. Yani hepsi toplu çalışmıyorlar ya. Hocam onun için hiç değer girmedim, bir tane yaptım. Sistem yapı noktabiliyse. Evet, şurada işte yazdım ya. Hocam bu bazen bir tane ya. Şey versek de mesela bir işlem yaptırıyoruz. Evet. O işlemin yapılma süresi önde küçük bir penetrasyon oradan yanında göstermiyor o şey. Ha o şey ya hani bilmen lazım ya onun hesabını yapman lazım. Mesela bakayım bir tane öyle mini örnek bulursam hemen şimdi size göstereyim. Daha önce ben onu bir zamanlar yaptım da öyle tarz bir şey. İnternetten download indirme programında. Abi Google'dan indirme programı yapılıyor diye çıkıyor. Arkadaş biz onu derste yapıyoruz yani. Ben niye gelmedi ya? Hocam ben başlayayım mı? İnme ya. Ya alt hırsızdır bunlar ya. Adam dedi. İpi gider yaptın ya kalkın. Gerçekten 5 dakika için 4 dakika gelmedi. Yalan ya vallahi şikayet etsin. Arkadaş ben giderim sen. Dur 2 dakika. Şunu ben bulayım örneği. Kimin öğrencisiniz ben de zaten. Hangi hocanızsın? Ben herkes iyi geçmiyor sanırım. Çünkü önce staj ettim. Hocanızsın dedi. Tekrarı çıkıyorum. Ben bazı çıkıyorum. Cemal'cim önce gönderdim. Ben mi göndermişim? Ha? Ben mi göndermişim? Öyle demişim. Hocam sizin dediğin Cem Batıcan. O gelsin falan demiş. Hani 5 dakika işte gelen bir gelmedi. Hocaya bile saygı yok ya. Hadi biz neyse. Ona mail ile çalışıyor ya. Mail atmak lazım. Gelmişsin sen. Valla. Bu nasıl sıkıştırıyor ya? Yok bak renkli yere girdi. Ya bu muhtemelen bu site şu an çalışmıyor. Ha, aslında muhtemelen değil. Garanti çalışmıyor. Daha önce yaptığımız bir uygulamaydı bu. İşte buraya çeşitli versiyon numaraları falan yazdık. Bu manuel bir update programı. Esprisi şurada işte internetten indirme hızını ve toplam işlem hacmi gibi download şeyini hesaplayan bir hızlıdır. Senin sorduğun buydu galiba. Bunu yapamam için benim bir kere şeyi bilmem gerekiyor. Yani maksimum kaç byte'lık bir şey. Mesela bizim programımızda onu çok uğraşmayalım diye şuraya yazdık. Bu kadar byte bitmiş bu dosya. Ama nasıl çekti? Onu nasıl öğrenebilir miyim? Neyi? Dosyayı mı? Sana söylüyor zaten dosya gelirken. Benim byte'im bu kadar da diyor. Biz koda nasıl geçelim? Yavaş yavaş. Yavaş. Hissetmiyoruz abi. Mesela... Web client var. Bu web client'ten hiç bahsetmedik de. Web client şey yapıyor. İnternetten bir sayfa veya dosya isteği atıyor. O sayede bir şeyler alabiliyoruz. Mesela burada yapmak istediğimiz ise internetten dosya indirmek olacak. İnternet indirecek, download URL'ini göndermişiz. Ve bu bize işlem yaparken sürekli şey veriyor. İşte progress change vasıtasıyla işte toplam byte nedir? Şu an kaç byte almışız gibi cevapları bize verdiği için biz de ona göre hesap yapıp işte progress bar'ın yüzdesini de veriyor bu. Hani işlem yüzdesini de verdiği için ben direkt progress bar'a basıyorum. Bu pet dediğin neydi hocam? Ne? Ne pet'i ben? O da var doğrultu. O şey sistem ayı ile alakalı bir şey ama şu an görmedim şimdi şu an yok yani. Görecek miyiz? Gösterelim. Yarın mı? Bugün giriş yaparız ya tamam. Hocam bu it değil ki. Bu it karışık kuruşuk bir şey. 32 basamaklı. Bu iyi de. Tamam işte 32 basamaklı. Ama şey yazıyor ki kod. He. Orta ne anlamı geliyordu? Aynısı aynı. Da bu site çalışmıyor ya. Bunu nasıl ben size göstereceğim şimdi? Site mi çalışmıyor? Ya o örneği yaptığımız site kapandı ya. Sen bir açan kelimeyi maşallah. Ne? Ne alaka? Ben belki kapandı. Hayır site toptan kapalı yani. Niye kapatıyorlar ki? Sizde ne indirmeyeceğim bu bilgisayar özelliğine almalıyım? Öyle şeyler ne yapmışım? Ne bilgisayar özelliğine almalıyım? Madem ne almalıyım?
Önemli diyorum madem bilgisayar keş kendisiymişsiniz. Neyin diyeceğim anlamadım ki. Ben... Örnek yapmışsınız yani. Keşke diyorum döküman alsaydım patlar oradan. Arkadaş o zaten program internette dosya indiriyor. Şimdi o site kapandığı için dosya zaten orada yok. Yani indireceğim bir yapısı yok. Ama ben size başka bir şekilde yine indireceğim onu. Sırf biraz göstereyim şeyleri diye. Bir şeyler nasıl hesap yapıyoruz onları şey yapayım. Hani yapıldığını görün de yapmayı deneyin diye. Hani aslında göstermek istiyorum. Şu bir internetimi tekrar açarsam yine reklam gibi olacak ama Emre beğenmiyor ama. Sen gelecek şimdi internet az kaldı. Mesela bak şöyle bir şey yapalım. Ben şuraya şey koydum bir tane. Vay arkadaş. Yalnız şunu şurada yazayım. Toplam mı? Hı? Toplam mı? Ya belki gelecekte yaparım diye koydum. Vay arkadaş güvenlik kodu geçersiz diyor ya. Ya hocam bir şey soracağım. Mesela hani sitemizde arama yapacağız ya. Nasıl olacak? Onu gösterdim. Şimdi şöyle mesela indirdiğim bazıları iniyor bazıları inmiyor da bakalım inenlerden mi? Bak şuraya bir thread koymamış ya nasıl program takıldı ya. Abi uyuz olmuşum. Aynen anlatmışım uygulamamışım ya abi ya. Bir titret koyalım şimdi takılmazdı program. Buradan metot yerine bazı metotları thread de mi kullanacağız? Ha? Ya metotları thread yani ben thread var da bu işlem için thread alıyormuşum. Şey takıldı. Thread'i nerede kullanacağız? Nelerde kullanacağız? Thread'i her yerde kullanabilirsin yani. Avantajlı yani. Tabii. Bunda bir yerde kullanıp bir yerde kullanmazsan yine tırt oluyor benim gibi. Bir tane sana şey göstermek için hani... Şimdi ne olduğunu bilmeyince yanlarına... Biri benden bir şey çekiyor olabilir mi ya? Açtım mı? Ne? Kapalı ya. Ha internet kapalı da benimki açık değil mi? Ha yok çekmişim işte tamam. Çekmişim fiş çekmişim. Panik yok. Ne oldu kapattın tekrar mı? Ha kapatmak istiyorum. Şuradan bir şey bulayım da. Şunu bir açayım bakayım. IMDB'ye mi alıyoruz? O şey işte ya dünya tarafından. Ha beğendim mi? Şu indirilmiyor ya bunlar. İşte beğenilme durumları işte ya. Arkadaş hepsini bulamamışlar ya. Bunun buna çalışmıyor. Sen bir siteden çekiyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Ama birkaç yöntemle çekiyorum yani. Bazı yöntemler şey yapılamıyor. Mesela şuradan izlettiğim videolar şey olmuyor. İndirilemiyor. Neyse ya hani indirme olayını gösterecektim de kısmetindeymiş yani. O yüzden. Zaten sana indirirken şeyi söylüyor hani yüzdesini falan söylüyor. Sen sadece progress bar'a basman yeterli oluyor yani. Ya programın genelini nasıl yapacağım? Ne? Programın genelini. Eskisi var işte. Patlıyor. Mesela sorucu da kaldı. İndir güncelleme şey kaldı bunu. Tabii. Bak şey hani webde site içi aramayı nasıl yapacağız? Like çekeceğim. Ne? Like. Like. Like like. SQL'den like çekiyorsun ya. Like çeken parametre adını göndereceğim. Evet. Öyle mi? O kadar bir şey. Mesela şunu duracağım artık videoyu. Semafordan değindik.